depremin 14. günü. Pazarcık'tayım hala. Ve burası Fatih Mahallesi'nin daha önce gitmediğimiz sokakları. Evet, Arzum Apartman No 20 burası. Hemen sağımda sağlam, herhangi bir sorun yok, ayakta yani. Bu sağdaki apartmanda da ciddi sorun var, çatlaklar var altta. Yalnız tamamen çökmemiş. Burada da toplu çadırlar kurulmuş. AFAD çadırları. Buranın hangi sokak ya da cadde olduğunu bilmiyorum ama hemen ileride görüyorsunuz silolar var. Silonun yakınında boş bir arazide çadırlar kurulmuş. Evet, şurada Boran sitesi var. Yeni bir yapıya benziyor. İki bloklu bir site. Sitenin duvarlarında dökülme görünüyor. Onun dışında ciddi bir problem görünmüyor. Baygün İnşaat yazıyor burada. Sitelerin üzerinde. Evet. Şöyle göstereyim. Boran sitesi de, Boran sitesinin hemen arkasındaki yapı da, bina da ayakta. Fatih Mahallesi burası. Evet, bu yapıda yanan ışıklar var ama bu içeride birileri var anlamına gelmiyor sanırım. Çünkü bina hasar görmüş. Muhtemelen deprem sırasında hemen kendilerini dışarıya attılar ama lambaları bu iki evin hala yanıyor. Ve elektrikler verilince tekrar böyle. Mesela görüyor musunuz? Şurada bilmiyorum, fark ediyor musunuz? Su tesisatı büyük zarar vermiş ve büyük buz sarkıtlarına neden olmuş. Sular donmuş. Bu şekilde mutfak kısmı bu. Bu kısmın tamamı doğal gazın borularından anlaşılıyor. Burası Fatih Mahallesi. Hemen burada böyle bir saha var. Muhtemelen halı sahadır. Onun hemen arkasındaki bu yapı ayakta sağlam. Ancak duvarları büyük zarar görmüş. Oturulup oturulamayacağını yapı denetim karar verir. Hemen karşıda Suna Kafe var. Onun yapısı da ayakta. Yani bu civarda aslında Fatih Mahallesi'nde, bu benim şu an dolaştığım bu yerde, burası aynı zamanda yatılı bölge okulunun hemen arkası, sağlam yapılar. Ayakta, yani enkaza dönüşmemiş, yıkılmamış, altında kimse kalmamış, yaşamını yitirmemiş. Burası da Maviş Apartman. No 4 diye yazıyor. Bu apartman ve etrafındaki apartmanlar da ayakta. Evet, bu da Esil A apartman No 11. Belki de başka bir harf daha vardır, düşmüştür oradan ama bilmiyorum. Hemen şu
Şurada küçük bir park var. Bu parkın yanı başında. Burada da Elif Suna apartman var. Bu apartmanlar da ayakta. Şurası da Ali Bakay apartman. Bu da Çaycı Şıho apartmanı No. 8 Fatih Mahallesi'nde. Maviş apartmanın hemen arkası. Hemen karşısındaki iki katlı yapıda da ciddi bir sıkıntı göze çarpıyor. Yıkılmış bir bina var hemen caddenin üzerinde. Teko Demiroğlu petrol istasyonunun yanındaki. Karşıda Teke Mehmet Teke apartmanı var. Hemen karşısında petrol istasyonu, onun bitişiğindeki bu yapı yıkılmıştı. Suna apartmanı yanındaki Kaan Mini Market ve bu cadde üzerindeki diğer bütün yapıları da önceki videolarımızda da göstermiştik. Sağlamlar onlar. Evet, bu cami Fatih Camii. Bu caminin hem duvarlarında döküntü ve yıkıntı var, hem de minaresi tamamen yıkılmıştı. Yatılı Bölge Okulu'nun hemen yanında. Işık Yürek apartmanı ve Ankara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Bunlar ayakta ama hemen burada belki görüyorsunuz, yıkılmış bir yapılar. Tamamen enkaza dönüşmemiş ama büyük hasar görmüş. Bu kafe Dilan'ın yanındaki bina çökmüştü. Burası da kafe Dilan. Yes Market önce görmüştük. Bu cadde üzerindeki yapıların büyük bir bölümü ta yukarı, yani Cengiz Töpel mahallesine kadar bütün evler ayakta. Gazal apartman burası. Burası Zerdem İnşaat, Ali Haydar Sıncı, Erdem apartman burası. İki katlı yapı ve yanındaki yapı da ayakta. Alkin Hasan İncisoy. Yani bazıları sizin yazdığınız adreslerdi. Tabi şimdi dolaşırken fark edebiliyorum, görebiliyorum. Aklıma geliyor. Evet. Bir takipçi arkadaş Alkin Hasan İncisoy apartmanını sormuştu. Biraz önce gösterdiğim bir iki site daha, yanılmıyorsam sorulan sitelerdendi.
Bunlar sağlam yapılar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fatih Mahallesi burası. Hemen yanındaki de Alkin Hüseyin İncisoy. Yani biri Alkin Hasan İncisoy, yanındaki de Alkin Hüseyin İncisoy. Her iki yapı da ayakta. Bitişiğinde başka bir yapı var. O da ayakta arkadaşlar. Sağında solunda. Burada aslında ciddi bir tahribat yoktu. Özdemir Apartmanı hemen. Şu apartman Özdemir Apartmanı. Ve buradan da bu sokaktan da gidilince herhangi tamamen enkaza dönüşmüş bir yapı, bina yok. Burası evet Meryem Göksel Apartmanı No. 54. Ben tamam Fatih Mahallesi'nde. Yanılmıyorsam bu cadde 10. cadde olabilir. İsmi değişmiş olabilir. Tabi burada birçok caddenin isimleri sokak başlarında, cadde başlarında yazılı olmadığı için neresi olduğunu anlamakta, bazen tanımakta zorluk çekebiliyorum. Evet, bu Hasan İncisoy apartmanının hemen arkasındaki bu yapı maalesef yıkılmıştı. Diğer 3 katlı yapı ayakta. Burası Tokaç sitesi B blok ve Tokaç sitesi hemen yanında A blok var. Her iki yapıda ayakta, herhangi bir sıkıntı yok. Sevgi Apartmanı daha önce görmüştük zaten. Buralarda çok aslında dolaştık ama bazı yerleri belki detaylı olarak sizlere göstermemiş olabilirim. Şu yapının üzerinde herhangi bir isim göremedim binanın, apartmanın üzerinde, ama orası da sağlam. Buradan yukarıya kadar herhangi bir problem yok. Şu sağında kalan bölümde de herhangi bir tamamen enkaza dönüşmüş yapı yok. Karaballı, İçici, İbrahim Deliçalı, bakın hepsi ayakta. Ve yine bu yapıyı daha ilk gün sizlere göstermiştim. Çayır, Gökçayır Apartmanı, evet. Burası da Gökhan Apartman. Hemen Bahar Halı Yıkama'nın üstü. Orada da bir problem yok. Evet, burası Elif Mini Market'in hemen yanı. Yıkılan bir bina vardı. Burada yaşamını yitirenler vardı. Cengiz Topel Mahallesi bundan ötesi. Daha önce çok göstermiştim. O yüzden tekrar bu videoyla göstermeyeceğim. Bugün depremin 14. günü. 18 Şubat 2023 ve Fatih Mahallesi'nin daha önce gitmediğim kimi sokaklarını sizlere göstermeye çalıştım. Biraz daha bakınacağım. Ondan sonra videoyu tamamlarız. Ama şimdi biraz daha çarşıya doğru olan bölüme gideceğiz. Evet, Mergül Apartman No. 9 ve karşısında, sağında, solunda, önündeki bütün yapılar ayakta. Burada da Beyaz Köşk var. Sağında, solunda, önünde, arkasında bütün yapılar ayakta. Burası Sultan Sinemil Apartmanı No. 60. Yine sağında, solundaki apartmanlar, yapılar ayakta. Çatısı çökmüş. 4 katlı bir yapı, çatı katı çökmüş. Hemen orada zaten karşıda yıkılan bina daha önce göstermiştik. Bu sağında ise yıkılan bina daha fazlaydı. Buradan ötesi daha çok Cengiz Topel Mahallesi'ne giriyor ve burada eski yeni yıkılan binalar vardı. Hemen şurada da daha önce göstermiştik zaten.
tamamen yıkılmamış ama alt katının bir bölümü çökmüş ve yan yatmış bir bina vardı. Hani insanlar bu kendi imkanlarıyla yaptıkları barakalarda kalıyor çünkü herkes çadıra ulaşabilmiş değil maalesef. Burası da yıkılan evlerden bir tanesi. Hemen İbrahim Deli Çalı apartmanının karşısındaki sokakta. Şöyle göstereyim, İbrahim Deli Çalı apartman şurası, şurada karşı sokakta. Aziz Pınarbaşı burası, Aziz Pınarbaşı apartman. Dedem apartman, hemen dedem apartmanın maalesef yıkılan bir bina var. Yusuf Kurt yolun tam karşısında. Salih Baba apartmanı. Bu sokakta tek bir tane apartman bile yıkılmamış arkadaş. Yıkılan apartman yok. Yani bu sokağın tamamı böyle yıkılan apartman yok. Köşkeroğlu apartman. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu ayaktaki yapı Can apartmanı 34 ama hemen yanındaki yapı kısmen çökmüş, yıkılmış. Bu da Hedo apartman. Vested yetkili bayinin yanındaki Papatya apartman. Hüsnü Hüseyin Çumak apartman. Çerah. Burası Cumhuriyet Caddesi tabi. Göstermiştik daha önceki videolarda. Burası da Mulla Ali Topyürek apartmanı. Gülten apartman, Ayaz apartman ve hemen bir altında bulunan apartmanda sağlam Alkın Ali Başilik projesi binası da ayakta. Evet, burası Zeynep Şehpınar Parkı olarak geçiyor. Hatay Döneri'nin bulunduğu sokak burası. Öykü apartman. Hatay Döneri'nin bulunduğu apartmanın ismi. O da ayakta. Evet, burası da Pusan apartman. Şu iki katlı yapıda da herhangi bir sorun görünmüyor. Can Pusan apartman. Cengiz Töpel Mahallesi'ni, Fatih Mahallesi'ni dolaşırken Cengiz Töpel Mahallesi'nin muhtarıyla karşılaştım. İsminiz neydi hocam? Benim adım Ali Şallı, Cengiz Töpel Mahallesi muhtarıyım. Benim mahallemde 25-30 ev tamamen yıkıldı. Ama hiç hasarsız ev yok. Hepsini tek tek dolaştım. Hepsine tek tek baktım. Yıkılanlarla, yıkılmayanlar da çok kötü durumda. Yıkılanlar zaten yıktı devlet. Harfiyeti yavaş yavaş kaldırıyorlar. Bize yardım getirene, bize yardım ulaştırmak çalışanlara herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız, iyi ki biz bir topluluğuz. Teşekkür ediyorum. Sizin 25-30 bine dediğinizin tamamı bunun gibi olanlar. Bunun gibi olanlar. Evet. Diğerleri de zaten ağır hasarlı. Bak, hepsi hasarlı. Sizin mahalledeki can kaybı neydi? Bir bilginiz var mı Mehmet? 40 kişiye yakın bir kaybımız var. Cengiz Topel evet. Mahallesi. Yani bu sayı tam da daha net değil. Ne? Çünkü misafirler çıkıyor bu harfiyelerde.
Diyelim ki ev sahibi ölmüş 2 veya 3 kişi. Evet. Biz harfiyeleri kaldırırken başka cesetlere rastlıyoruz. Mahallemizde olmayan, belki misafiridir, belki şeydir, bilmiyoruz. Evet. Tam net değil ama 40'a yakın bizim cenazemiz. Şimdi harfiyatlar kaldırılıyor, kaldırılmaya evet. Başlandı. Hala çıkıyor mu cenazeler yok, altından? Yok, yok. Bitti. Harfiyatlar kaldırılıyor, cenazeler bitti. Yukarı kasa dediğimiz mevkinin orada bir alan oluşturuldu. Bu harfiyatlar o alanlara götürüp numaralandırılıyor. Ev sahiplerine bildiriliyor. Gidip isterdiği zaman harfiyatını kurcalayabileceğimiz, içinde zihniyeti olan, başka bir şey olan, evet. Orada askerimiz var, polisimiz var, koruyor. Nöbet tutuluyor evet, orada. Evet, evet, evet. Neresi dediniz? Yukarı kaza çöplük mevki dediğimiz mevkide bir alan oluşturuldu. Bu harfiyatlar tekrar orada numaralandırılıp dökülüyor. Ev sahipleri gidiyor orayı kurcalıyor. Apartman sokak ismiyle. Evet, evet, yok şey, parsel numarasıyla oraya koyuyor. Adam parseline bakıyor, benim parselim atıyorum 5. harfiyat gidiyor, kurcalıyor. Neyi varsa alıyor. Varsa. Evet. Orada nöbete tutuluyor. Orada askerimiz, şey polisimiz, bekçilerimiz nöbet tutuluyor. Anladım. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Evet, biz... İsmim Abdurrahman Gök benim. Hangi kasetesi? Mezopotamya Ajansı'ndan, Diyarbakır'dan geldim. Sen Mezopotamya'da mısın? Evet. Tamam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Kolay gelsin size. Üzerinde kimliğin falan var mı? Var var var. Çünkü polis geziyor. Var var. Şöyle gösterebilirim ben size. Senin için mi? Yok yok, anladım. İlk günden beri ben buradayım evet, ve herhangi bir sorun polis yaşamadık. Evet. Evet. Evet, çok sağ olun. Yani polis geziyor, bekçi geziyor. Biz doğru, doğru. Şu anda akşam hırsız kovaladık. Çok haklısınız. Haklısınız. İlk günden beri ben burada olduğum için artık neredeyse her simayı, sadece evet. Sizinle karşılaşmadık büyük ihtimalle. Ben çok yoğun, evet. Cemevindeyim. O maçolu bir çadır kenti açtım. Oradayım, yemek evet. Dağıtıyorum. Toplantılara bizi çağırıyorlar. Bu harfiyette çıkan zihniyet eşeler sahibi olmayanın evet, benim evet. Aracımla, imzamla alınıyor, bir emanete konuluyor. O yüzden ben çok yoğunum. Evet, biliyorum ben de. Yani biz de neredeyse bütün sokakları artık gerçekten evet. Avucumun içi gibi biliyorum. Ama evet. Maalesef her tarafta enkaz var. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ya. Sen dediğin bu olucu da tamam. İnersen tamam. Gökçehir orada. Çünkü benim halimde Gökçehir yok. Tamam. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Mahallenin muhtarıyla, Cengiz Töpel Mahallesi'nin muhtarıyla karşılaştık. Dolaşırken kendisi önemli bilgiler paylaştı. Bu önemli bilgileri de haberleştireceğiz, paylaşacağız. En azından insanlar yıkılan enkazlarının nereye götürüldüğünü, hafriyatların nereye götürüldüğünü öğrenecek. Oradan da gidip parsel numaralarıyla o hafriyatın içerisinde varsa zinet eşyaları, değerli eşyaları arayabilecekler. Önemli bir bilgiydi. Evet, aslında bir takipçi yazmıştı Gökçayır apartmanı. 3-4 defa göstermiştim aslında ben bu apartmanı. Sadece ismini gösterememiştim. Çünkü yan tarafında fark edememiştim. Ama biraz önce bakmama rağmen yine fark edememişim. Şimdi tekrar dönerken 10. cadde Fatih Mahallesi'nde Gökçayır apartmanını gördüm. Ayakta bir apartman. Herhangi bir problem yok. Bu apartmanın birinci katında ilk gün daha çektiğimiz videolar vardı. Hemen girişinde balkonda Hazreti Ali'nin, Atatürk'ün resimleri vardı. Şah Meran figürleri vardı. Sanatsal birçok küçük heykel ve biblonun olduğu bir binaydı. Evet, dolaşırken gerçekten hem sizin daha önce yazmış olduğunuz kimi noktaları görmüş oldum. Hem de mahalle muhtarıyla, Cengiz Töpel mahalle muhtarıyla karşılaştım ve kendisi önemli bilgiler verdi. Bu videoyu da burada sonlandıracağım. Bugün 14. gün depremin, 6 Şubat 2023'te Pazarcık Merkez 7.7 şiddetindeki depremde Pazarcık'ta yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Neredeyse ağır hasar almayan ev kalmadı. Yıkılan bina sayısı çok fazla. Köylerde durum daha da vahimdi. Dolaşmaya çalışıyoruz. Neredeyse her sokağını, her mahallesini, her caddesini dolaşıyoruz Pazarcık'ın. Köylerde de hakeza. Çok sayıda köye gittik şimdiye kadar. Ve buradaki bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.
İyi bakın kendinize şimdilik. Bu videoyu da burada tamamlıyorum.